Merhaba, ekip arkadaşlarım. Bu sefer ben sizi daha çok özledim. Hoş geldiniz benim mekanıma. Şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz? Harika bir ev sahibine gideceğiz. Ev sahibimiz hem çok hoş hem incecik bir hanımefendi. Ona bir gelin beraber güzel bir kıyafet seçelim, olur mu? Benzersiz stilleri ve özgün tasarımıyla aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, aynı zamanda şıklığınızı tamamlayacak kolye, küpe, bileklik, yüzük gibi takıların da bulunduğu Bay Özlem, farklı parçalar arayan kadınların uğrak adresi. O kadar çok çeşidimiz var ki, hepsi o kadar şık, o kadar kaliteli ve güzel ki kafamız karışmadı değil. Ama bu benim işim olduğu için ne yaptım? Ev sahibimize en çok yakışacak ürünü seçtim. Bence çok beğenecek. Havalar soğudu. Kışlıklarımızı üzerimize geçirdik. Bay Özlem montlarımız bir muhteşem. Onun dışında sıcacık bir eve gidiyoruz ki şimdi içimiz ısınsın. Merhaba. Merhaba. Evet ondan. Genelde. Yorum açmak gerekiyor. Erhan Bey, Erhan Bey. Çok şanslısınız Erhan Bey. Barış, gel gel. Gel, çok güzel bir eve geldik. Hem de iki tane köpek var, onlar da çok güzel. Hadi, seni de sevdiğini biliyorum, gel. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlem Özlem'e geldi bugün. Özlem'in evine geldim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsın canım? Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ekibimle seni ziyarete çok geldik. Çok iyi yaptınız. Hemen girelim mi içeriye? Buyurun. Hadi bakalım. Özlemciğim, tekrardan merhabalar hayatım. Merhaba. Öncelikle bu vesileyle de tanışmış olduk seninle. Bir uzaktan birbirimizi duyuyorduk, tanışıyorduk ama yüz yüze ilk kez gelme fırsatımız oldu. Çok teşekkür ederim bizi evinde ağırladığın için. Rica ederim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok hoş bir hanımefendiyle karşı karşıya geldim. O beni özellikle mutlu etti. Bir de böyle bir rahat, sakin bir havan var canım. Senin de öyle, sanki böyle yıllardır çekimlerden çekimlere koşar gibi. Biraz rahatım, evet, heyecanım çok öyle yüksek değil. Rahat yani. Ne güzel. Bu benim için de çok güzel oldu. Evet, evet. Ama burada heyecanlı bir köpüşümüz var bugün. Kızım var. Değil mi kızım? Evet. Çok çok tatlı canım. Kaç yaşında? 5 yaşında. 5 yaşında. Hı-hı. Ay canım çok benim. Çok heyecanlı, çok böyle aktif. Benden heyecanlı. Evet, fark ettim. Sanırsam iki tane hayvanım var. Çok hayvansever biriyle bugün bir aradayız. Evet. Bahsetmek ister misin? Hemen girişte değişik bir konu oldu ama. Tabii ki, tabii ki. İki tane kızımız var. Biri bu, biri dışarıda. Ateş, hı-hı, o büyük ırk, bu küçük ırkımız. Bu benim zaten bebeğim gibi. Kendisi sürekli benim yanımda. Hiçbir zaman benden ayrılmaz. Benle uyur, benle kalkar. Ben o beraber de tabii, uyuyorsunuz. Tabii tabii, beraber uyuyoruz. Asla beni bırakmaz. Diğeri de dışarıda. O da büyük kızımız. Hı-hı. O da kendisi gayet akıllı, tatlı. Bunlarla zaman geçiriyorum. Bildiğim kadarıyla, ya daha doğrusu öğrendiğim kadarıyla bir oğlum var değil mi canım? Evet, bir oğlum var. Ama bir oğlum var diyemiyorsun şu durumda. Evet, bir oğlum var diyemiyorum. Üç tane çocuğum var. İkisi bu. Evet, iki kızım var, bir oğlum var. Hı-hı. Onlarla ilgilendiğim kadar bunlarla da ilgileniyorum. Gerçekte de hayvanlar en azından bir çocuk kadar, kendi çocuğumuz kadar ilgi bekliyor değil mi kesinlikle canım? Kesinlikle, yani her şekilde zor, bakımı zor, ilgi, hı-hı, bekliyor.
bekliyor. Alaka bekliyor, sevgi bekliyor en önemlisi. Sürekli böyle sevilmek, okşanmak istiyorlar. İlgileri ayrı zaten, temizlikleri ayrı. Yani bir çocuk kadar, ne kadar çocuğa özen gösteriyorsanız bir hayvana da aynı şekilde özen göstermek gerekiyor. Kesinlikle. Zaten sahiplenmeden önce de bence çok iyi karar verilmesi gereken bir durum değil mi? Ben aynen öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bir hayvanı alıp böyle heves edip almak değil. Hı. Ona gerçekten bir ömür boyu bakmak ve onunla ilgilenmek gerekiyor. Kesinlikle canım. Evet. Benim de bir ara iki tane köpüşüm vardı. Yani gerçekten çok güzeller. Ben de bir hayvansever bir insan olarak ama bakımı birazcık zor. O yüzden özellikle çocuklar istediği zaman sevgili seyirciler, canlarım, eğer o bakamayacağımızı düşünüyorsak bence hayvan alınmamalı, edinilmemeli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de kendim tecrübe ettiğim için. Kesinlikle. Çünkü onlar size alışıyor, siz onlara alışıyorsunuz aslında ama onlara da bir çeşit travma olabiliyor bırakmak. Tabii ki bırakmak öyle. Mesela ben bir yere gittiğim zaman Loli odadan asla çıkmaz. Hı-hı. Ben gelene kadar hiçbir şekilde mama veya su hiçbir şey içmez. Ben gelince heyecanlanır, sevinir. Yani onlara bakmak çok büyük sorumluluk. Çok yanınızda tatile falan gidiyorken götürebiliyor evet, musunuz canım? Yani yazlığa falan gittiğimde genelde götürüyorum. Evet, uzun süreli olunca. Uzun süreli olduğu zaman yazlığa evet. gittiğimiz zamanlarda götürüyorum. Diğer böyle kısa süreli şeylerde de eşimle birlikte mesela o kalıyor, ben gidiyorum. Hı-hı. Ben kalıyorum, o gidiyor. Asla bunları yalnız bırakmıyoruz. Harika canım. Evet. Onun dışında bir oğlum var dedin canım. Evet, bir evlisin. Evet. Eşini de tanıyorum evet. zaten Erhan evet. Bey. Nasıl gidiyor? Evlilik nasıl gidiyor? Çocukla hayat nasıl gidiyor? Evlilik bir kendine güzel. Özlem kimdir? Özlem Ay kimdir? Biraz kendinle ilgili bilgi vermek tabii ister misin? Tabii ki. 1984 doğumluyum. Gaziantepliyim. Babam Gaziantep'li, annem göçmen, Selanik göçmeni. Evet, bu güzel gözlerin nedeni göçmenlikten geliyor diyorsun. Teşekkür ederim. Ondan geliyor evet. Annem böyle, genetik olarak böyleyiz yani. Genetik olarak güzeliz diyorsun. Genlerden gelmiş diyorum. Nazar değmesin canım. Teşekkür ederim. Peki Özlem nasıl bir karakter? Kişiliğinden Özlem, biraz bahseder misin? Normalde çok sakinimdir. Yani öyle çok fazla... Fark ettim canım, evet, fark ettim. Evet. Sakin bir karaktersin. Çok öyle Özlemler böyle oluyor değilim. Bilmiyorum yani. Kesinlikle. Çok yüksek öyle heyecanlarım, şeylerim yoktur yani. Sakin, kendi halinde. Mesela sevdiğin huyların neler? Sevdiğim huylarım, sakinliğimi çok seviyorum açıkçası. Peki şundan bahsedeyim, evet sakinliğimi seviyorum dedin. Sevmediğin herhangi bir huyun var mı canım? Aklına ilk gelen böyle. Sevmediğim herhangi bir huyum var mı? Veya birilerinin seninle ilgili, ay bu huyunu da sevmiyorum Özlem dediği bir şeyler var mı? Yok aslında yani çok öyle şey almıyorum. Mütevaziyim diyorsun mu? Mütevaziyim evet. Yani gerçekten öyle çok sevmediğim belirgin, huyum. Belirgin, net bir huyum yok yani. Bir huyum evet, yok. Evet, ne kadar güzel. O zaman seninle yaşamak çok rahattır canım. Yani böyle deniyorsa tabii. Bilemiyorum. Erhan Bey, Erhan Bey. Çok şanslısınız Erhan Bey. Evet, oğlundan biraz bize bahseder misin canım? 10 yaşında oğlum. Ortaokula gidiyor o zaman. Yok, 4. sınıfta. Ay canım evet, evet, doğru. 4. sınıfta daha evet. ortaokula geçmedik. 10 yaşında bir oğlum var. 11 senelik evliyim. Evet, maşallah. Oğlumla zaman geçiriyorum. Evet, evet, erkek nasıl? Çocuğu. Nasıl? Erkek çocuğuyla yaşamak nasıl? Erkek çocuğu annesi olmak nasıl? Erkek bize biraz çocuğu ondan annesi olmak gerçekten misin? De çok zor. Neden zor? Kız çocukları gibi değiller. Daha böyle hareketliler, daha böyle heyecanlılar. İstekleri çok fazla, çok fazla ilgi bekliyorlar. Anneden özellikle çok ilgi bekliyorlar. Sürekli mesela benim oğlum annesine çok düşkün böyle. Anne, her şeyi de ben ilgilenmem gerekiyor. Yani bir kız çocuğu büyütmek gibi değil açıkçası. Çünkü onu da yeğenlerimden biliyorum. Yeğenlerim vardı. Onları da ben hep ablamlarla beraberdim, beraber büyüttük. Ya böyle bir genelleme var aslında. Evet. Yani hepimiz diyoruz ki kız çocukları daha akıllı daha oluyor, sakin daha uysal oluyor. Bu evet. bir doğru. Tabii karakter. Bazen bakıyorum çok zor kız çocukları da oluyor. Hı-hı. Bazen çok kolay erkek çocukları da oluyor. Hani kolaylıktan da kastım büyütmek açısından evet. özellikle ailelerine. Bazen de şöyle oluyor. Küçükken çok yaramaz oluyorlar. Çok yorucu evet. oluyorlar. Büyüdükleri zaman daha farklı bir karaktere bürünüyorlar. Umarım benim küçük oğlum da öyle olur ileride. Akıllı usta. İnşallah. Ama erkek çocuğu büyütmek gerçekten zor. Evet, gerçekten Eşin zor. Eşin bu konuda sana destek mi? Tabii çok destek. Yani mesela biz şu an Erhan'la eşimle paylaşıyoruz Alperen'in bazı şeylerini. Hafta sonu kursları var
Alper'in. Mesela futbolu çok seviyor. Erkek çocukların böyle bir şeyi var. Ne güzel. İnanılmaz futbol seviyor. Ama bu bir hobi. Hobi, o, evet. Onu her çocuğun bir hobisinin olması da çok kesinlikle, güzel. Kesinlikle, evet. Biz de onu zaten futbol. Destekliyoruz. Evet, futbol. Şu an futbol. En çok futbol yani. Hafta sonu kursları var mesela. Benim işim olduğu zaman eşim götürüyor. Onun işi olduğu zaman ben götürüyorum. Severiz. Evin içinde, evet, evin içinde mesela her şekilde ilgilidir. Destekler. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Peki eşinizle nasıl tanıştınız Özlem Hanım? Eşimle nasıl tanıştım? Ben bir firmada çalışıyordum, danışmanlık yapıyordum orada. Orada tanıştık. Daha sonra kendi mağazam vardı benim Sanko Park'ta, ayakkabı mağazam vardı. Öyle mi? Evet. Ha. Uzun süre ticaretle uğraştım. Çalıştın 5-6 o zaman, sene. Ben de onu evet. soracaktım. Evet, evet. 5-6 evet. sene böyle mağazada çalıştım. Kendi mağazamda. Ayakkabı üzerineydi. Öyle. Ne kadar süredir çalışmıyorsun canım? Evlendiğimde bıraktım. Evlendiğim sene bıraktım. Evet, 2013'te bıraktım. Peki canım, sana bir şey sormak istiyorum. Sen de çalışmışsın yıllarca. Ev hanımlığı mı daha zor, çalışan bir kadın olmak mı daha zor? Ev hanımlığı daha zor, daha fazla sorumluluk istiyor. Ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten ev hanımı olmak, o evi toparlamak, düzenlemek, çocuklarla ilgilenmek daha zor. Kesinlikle daha zor. Daha çok sorumluluğu daha fazla. Daha çok sorumluluk istiyor. Çalışmak öyle değil. Çalışmak benim için çok motivasyon getiriyordu, kaynağıydı. Kendimi iyi hissediyordum. Ne zamandır çalışmıyorsun canım? Evlendim 2013'te, mağazamı devrettim. 10 senedir çalışmıyorum. Çalışmıyorsun. Evet, evdeyim. Çocuğumla ilgileniyorum. Alperen'le ilgileniyorum. Alperen'le ilgilenmek zaten çok bambaşka bir duygu. Tabii. Benim için en güzel şey onunla ilgilenmek. Kesinlikle annelik duygusu. Evet, bu duyguyu yaşadığım için de gayet çok mutluyum. Oğlumla çok güzel zaman geçiriyorum. Çok harika. Düşünüyor musun başka bir çocuk? Yok, düşünmüyorum. Bir tane yeterli. Peki ben şeyi de... Zaten 3 tane var değil mi Özlem Hanım? Evet, doğru. Zaten 3 tane var. Bir oğlum var, 2 tane kızım var. Aynen, 2 evet. kızım da olmuş bu vesileyle. 2 kızım da var, evet. Kız annesi de olmuşsun kesinlikle canım. Kesinlikle yeterli. Harika. Peki ev işleriyle ya da yemekle özellikle sevdiğin ya da hiç sevmediğin bir şeyler var mı? Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yemek yapmayı çok severim. Hı-hı. İnanılmaz zevk alırım yemek yaparken. Böyle canım sıkıldığında mesela kalkarım, yemek yaparım, tatlı en güzel yaparım. Ne yaparsın hayatım? Çok şaşırabilirsiniz ama çok güzel çiğ köfte yaparım. Evet. Keşke bugün yapsam. O kadar severim ki. Yani. Ayranıyla, turşusuyla. Bak ağzım sulanıyor yine. Çok güzel çiğ köfte yaparım. Antep kültürü zaten biliyorsunuz böyle köfte, bulgur. Yoğun. Bunların evet. yoğun, bunların üzerine yemek yapmaya da bayılırım. Peki bir şey İnanılmaz. Soracağım. Elinde mi yoğuruyorsun? Evet. Elimle yoğururum. Asla öyle makinayla falan Erhan yoğurmam. Bey, Erhan Bey. Siz makinayla mı yapıyorsunuz? Yoğuruyor musunuz diye sorsan. El ya da makine değil. Yani ama her kadın da yani güzel yemek yapacak. Aslında yapsam çok güzel yaparım. Ama ilgim yok diyelim Barış Bey. Sizin için sakıncası var mı? Her konuda profesyonel olamayabiliyoruz biz de. Yeteneklerimiz sınırlı. Ne yapacaksınız işte? Estağfurullah yani. Ben yemek yapmayı çok severim. Mutfakta zaman geçirmeyi çok severim. Farklı lezzetleri çok severim. Farklı kültürleri çok severim. Her şehirde tadarım mutlaka. Hoşuma gider. Yani bu konuda evet evde en sevdiğin yemek ne? İlk böyle aklına ne geldi mesela? En sevdiğim yemek ne? Antep yemeklerinin hepsini çok seviyorum. Seviyorsun. Evet. Tam Antep ben de. Çok ama, seviyorum. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Hep şehir dışından misafirlerim geliyor sevgili seyirciler. Hep diyorlar ki vallahi siz zayıf kalıyorsunuz yani. Yani çok incecik olduğumu söyleyemem ama yemeklerimiz cidden çok güzel. Türkiye'nin ya da dünyanın her neresinden bizi izliyorsanız Antep yemekleri gibi yok. Çok seviyoruz. Kesinlikle. İlk böyle mesela benim yoğurtlu patatestir. Hep belirtiyorum. Senin nedir ben mesela? Ben de mesela onu çok severim. Çok yoğurtlu patatesi çok yoğurtlu severim. Yemeklerimiz yoğurtlu yemekleri severim. Salçalı yemeklerimizi, baharatları severiz. Hepsi yani şey yapamayacağım, ayıramayacağım yani. Genel olarak hepsini seviyorum. Ellerinize sağlık canım. Rica arkada ederim. Da zaten bize güzel bir göz kırpan bir masa var. Daha sonra oraya geçeceğiz. Şimdi sizlere Özlem Hanım'ın eşi ve oğluyla birlikte yaşadığı sade, zarif ve bir o kadar da şık villasını daha yakından gezdirelim. Özlem Hanım muhteşem bir doğa manzarasına sahip evinde şık ama bir o kadar da modern bir alan yaratmış. Havuzlu bahçesi ve dikkat çeken mobilyaları, duvarı süsleyen şahane duvar kağıtları, tasarım aynalar ve birbirinden şık aksesuarları muhteşem bir uyum içinde.
Özlem Hanım açıkçası zevkinize hayran kalmamak elde değil. Oturduğumuz yerde hayatım gayet keyifli, aynı zamanda rahat ve de dikkatimi çeken bir şey var. Benim de hani dekorasyonla hem ilgim var hem bilgim olduğunu düşünüyorum. Naçizane. Çok kullanışlı bir eviniz var. Evet. Villa, bahçeli bir ev ama özellikle tek kat olması dikkatimi çekti. Evet. Biraz da ön bir muhabbet ettik, detaylarla ilgili bilgim var, hem seyircilerimizle de paylaşalım bunları. Sanırsam daha önceden sen de 6 katlı bir evde oturmuşsun. Evet, aynen öyle. Biraz anlatabilir misin? Tabii ki. Daha önce 6 katlı bir evimiz vardı bizim. Orada çok fazla zorluk çektiğimiz için eşimle birlikte bir karar aldık. Dedik ki yani biz zaten 2-3 kişiyiz oğlumla beraber. Daha sakin bir hayat yaşayalım. Eşyalara biz hizmet etmeyelim. Eşyalar bize hizmet etsin dedik. Çünkü o evde öyle yapıyorduk. Yani sürekli bir oranın tadilatı bitmiyordu, işi bitmiyordu, sorunu bitmiyordu. Oradan ayrıldık. Orayı sattık da eşim burayı aldı, arsayı aldı. Kendisi istediği gibi tek katlı bir şekilde yaptı. Ben de gayet memnunum bu halden. Çok kullanışlı, sakin, kullanışlı rahat. Ve çok rahat oldu bizim için de. Yeterli bizim için. Yani öyle çok katlı ev sevmiyoruz. Çünkü gerçekten çok sorun oluyor. O kadar doğru bir şeye değindin ki canım. Aslında yaş aldıkça hepimiz bir şekilde tecrübeleniyoruz. İlk evlendiğimizde istiyoruz ki görüntüsü güzel Kesinlikle. Olsun. Değil mi? Hepimiz öyle seçimler yapmışız. Aynen. Ama sonradan yaşla beraber daha kullanışlı, daha rahat ürünlere geçişimiz oluyor. Evet. Peki evin dekorasyonuna çok dikkat çekici renkler, aslında çok da fazla başka kişilerin evinde görmediğim renkler hakim. Dekorasyon yapıyorken senin mi sözün geçiyor? Eşinin mi, bir mimardan yardım aldınız mı? Bunlarla ilgili birazcık konuşsak seninle. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eşimin mimardan yardım almasına hiç gerek yok çünkü kendisi çiziyor. Kendisi yapıyor. Aa, her şeyi detayına kadar. Evet, detayına aslında kadar. Aslında mimar değil ama değil Hayır, mi? Değil hiç. Değil. Ama her şeyi detayına kadar, ince ayrıntısına kadar düşünür. Keyif aldığı Keyif konu alır. O zaman. Evet. Aslında çok da mantıklı. Kendi yaşayacağı alanı kendinin oluşturması. Oluşturuyor. Çünkü bunu en iyi insan bilir değil mi? Kendisi bilir ne istediğini, bir evden ne beklediğini. Siz ne bekliyordunuz, neler yaptınız? Biraz anlatır mısın Tabii bize? Tabii ki. Yani biz bu tarz bir ev istiyorduk zaten. Bu şekilde düşünmüştük. Kendisiyle de bu şekilde konuştuk. Kendisi bu şekilde çizdi. Çok da Antep'te bence tek katlı villa yok, yoktur diye düşünüyorum. Yok. İlk olmuş hatta, olabilir evet, misiniz? Hatta diyorlar ki geliyorlar ya, tek katlı mı? Üst katı var mı? Hayır, yok, tek katlı. Biz bu şekilde daha rahat ediyoruz diye. İlk olabiliriz çok, belki, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama bilmiyorum. Pek ilk olabiliriz. Gelmedim. Ama çok kullanışlı. Kesinlikle çok hoşuma çok gitti. Kullanışlı. Yani evin dekorasyonunda eşimle beraber ortak karar veriyoruz. Mesela fikir alıyoruz. Fikir sunuyor bana. Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım Duvar diye. Duvar kağıtları dikkatimi çekti. Sizler mi seçtiniz? Evet. Mimardan hayır hiçbir şekilde çünkü dediğim gibi mimara gerek yok. Benim eşim bu konuda çok ilgili. Evet. İnanılmaz. Eşiniz daha çok zevkli sanki. Evet, zevklidir. Kesinlikle zevklidir yani. Çok ilgilidir. Çok böyle detayını düşünür, ayrıntısını düşünür. Her şeyin böyle nizami olmasını ister. Benim detaycıdır. Ayrıca dikkatimi çeken hani farklı duvar kağıtları kullanılmış ama karışık da değil. Olması gerektiği yerde olması gerektiği kadar. Öyle evet. Gözlemledim. İlk planda beraber de gezeceğiz. Karışık ve karmaşık bir ev sevmiyoruz zaten. Çok farklı. Öyle ama dikkat çekici noktalar evet, da var. Yani öyle, çok sade bir ev de demem. Evet. Ama karışık bir ev de değil. Yerli yerinde çok güzel yeteri detaylar var. Bence. Kullanabildiğimiz eşyalarımız veya kullandığımız alan bize yetiyor. O yüzden doldurmaya gerek yok. Antep'te bir kültür vardır ya hani böyle her şey sarı olsun, her şey varak olsun. Gençlerde sanki biraz daha o değişti. O artık azaldı. Evet. Ama önceki nesilde vardı. Böyle biraz abartı olsun, gösteriş olsun diye bir şey vardır. Biz onu gerçekten hiç sevmiyoruz. Yani daha doğrusu o tarz bir evde rahat hissetmiyoruz. Evet, daha galiba. Rahat edemiyoruz. Biz daha böyle sonra bahçede gezeceğiz. Evet. Galiba bahçeye odaklısınız. Evet. Ben fark ettim yazları özellikle muhtemelen içeriye girmiyordu. Olabilirsiniz. Kesinlikle. Bilmiyorum. Hem çok hoş hem de o detayları konuşacağız. Meyve ağaçları vesaire de dikkatimi çekti. Diğer ayrıntılardan birisi evi gezerken canım yatak odan olsun, salonunda olsun, mutfağında olsun aynaları çok kullanmışsın. Hı-hı. Ben de çok seviyorum. Aynanın verdiği, yansıttığı o görüntü çok hoşuma gidiyor. Kulp yok
Ama her yerde bir ayna var. Evi de daha geniş, daha ferah gösteriyor. Evet, evet. Peki zor oluyor mu? Hanımefendiye mi sor zaman? Yani zor olmuyor. Çünkü çok öyle dediğim gibi küçük bir çocuğum yok. Alperen zaten artık 10 yaşında olduğu doğru için öyle çok fazla kirleten yok. Aynen. Biz de çok düzenli olduğumuz için eşim de çok titizdir, çok düzenlidir. O da çok önemli. Yani kesinlikle. Evde tamam çocuklar bir çocuk ama eşler de ayrı bir çocuk olabiliyor canım. Eşim de inanılmaz titiz olduğu için ve çok düzenli olduğu için bizim için hiçbir zorluk olmuyor. Biz ayna gerçekten çok seviyoruz. Her odada kullanmaya çalıştık. Mutfakta dahil olmak biz üzere. Biz burada muhabbet ediyorken zaten sizler de göreceksiniz sevgili seyirciler. Gerçekten evin her tarafında ayna kullanılmış. O da ayrı bir şıklık katmış evimize. Aksesuarların da çok güzel. Teşekkür ederim. Dikkatimi çekti. Gerçekten az kullanmışsın ama öz yerli yerinde. Evet. Çok kalabalık olmadan canım. Kesinlikle. Çok hoşuma gitti. Yani bu bir tercih meselesi. Tercih. Ben bazen bazı kişilerin evlerine gidiyorum. Çok kalabalık ama onlar da öyle yakıştırmışlar. Evet. Ben sadece kullanımı bana birazcık zor geliyor. Kendi adıma ben de benim biraz daha. Benim adıma da öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Yani çok fazla eşya olunca, aksesuar olunca kullanımı gerçekten de zor oluyor. Özlem Hanım'ın karakterini yansıtıyor değil mi? Zaten ben bunu ilk programda da bahsetmiştim Barış Bey. Pardon hemen de düzeltmeli ikinciymiş. İkinci programda sevgili Betüşüm'ün evinde. Her ev sahibini yansıtıyor, karakterini yansıtıyor. Ben bunu gerçekten çok gözlemledim. Ben de mesela kırmızı ve yeşil renkleri çok kullandım kendi evimde Barış Bey bilmiyorsunuz. Böyle bir renkli bir karakterim, cıvıl cıvıl bir karakterim evimde aynen öyle. Senin de evine girdiğin zaman diyoruz ki evet oturmuş karakter üzerine. Çok güzel ederim. Güzel günler diliyorum ve sağlıklı oturun canım. Mutluluk daim olsun inşallah. İnşallah. Canım dekorasyondan birazcık bahsettik. Moda ile alakan nasıldır diye soracağım ama cevabını bilerekten soruyorum. Biz hanımlar seviyoruz değil mi modayı? Evet, seviyoruz. Kesinlikle seviyoruz ve takip ediyorum yani. Sen modayı mı takip ediyorsun? Bana yakışanı giyerim. Ben bana yakışanı giyerim. Yani modada illa bu çok moda bunu deneyeyim, bunu yapayım diye bir çabam yok. Evet. Kendime yakışanı, hoşuma gideni, gözüme güzel görüneni denerim, giyerim, hoşuma giderse moda zaten takibi değil çok yani. Çok da yakıştırmışsın ve dikkatimi çeken diğer şeyden bahsedeceğim. Nasıl evde kendi karakterini yansıtıyorsan bence giydiğin kıyafetlerde de böyle bir olmuş yani. Öyle. Sen kendi kendini bulmuşsun, etkisi yaratıyorsun bana. Oturmuş üzerine çok da klas, şık bir şekilde giyinmiş ve karşılamışsın bizi. Canım görüntün gayet fit. Bunun için neler yapıyorsun? Yemene mi dikkat ediyorsun? Spor seviyor musun? Biraz anlatır mısın? Spor seviyorum. Pilates özellikle çok seviyorum ve çok rahatlatıyor. Düzenli mi yaparsın Özlemciğim? Evet, bir ara düzenli gittim. İnanılmaz rahatlattı beni. Hem fizik hem ruh. Yani çok iyi geldi bana. Ama dediğim gibi yani öyle çok yememe de dikkat etmiyorum. Açıkçası canım ne isterse onu yerim. Hiçbir şekilde. O şanslı olanlardan mısın? Evet, aynen öyle. Bünyen yakıyor. Yakıyor. Aslında şöyle dediğim gibi genetik bizde bu. Yani annem böyle benim. O da çok kilolu ve veya çok şey değil. Hoşuma giden her şeyi yerim. Yersin. Oh ne güzel. Hiçbir şekilde. Kilo olmadı. Böyle al verlerim var mıdır? Hep sabit bir şekilde ilerliyor. Nasıl söyleyeyim? Şöyle hamileliğimde Alperen'e doğuma gittiğimde 68 kiloyla gittim sadece. Onda en pik nokta olması gerekiyordu bir kadın için kilo. Ben 68'e gittim. 40'ında 58'lerde falandım yani. İşte bünyen yakıyor evet, demek ki canım. Evet bünyemden dolayı biraz şanslıyım o konuda. Nasıl hamileliğin nasıl geçmişti Özlemciğim? Hamileliğim nasıl geçti? Güzel. Güzeldi, keyifliydi. Biraz zorluk yaşadım evet. İlk 6 ayda zordu. Böyle mide bulantılarım vesaire olmuş oldu. Muydu? Yani annelik gerçekten kolay bir süreç değil. Herkes ya ağrın olur olmaz öyle ya da böyle 9 ay bir çocuğu erkekler anlamaz. Anlamazsınız siz Barış Bey. 9 ay bir çocuğu karnında taşımak bile yeterince zor, büyük bir sorumluluk. Ama sonrasında tabii ki keyfine doyumsuz bir duygu. Tabii ki. Allah aynen. İsteyene versin inşallah. Benim ilk 3 ay çok midem bulandı. İnanılmaz. Böyle kolumda serumlarla falan geziyordum o derece. Sonrasında 6. ayda hamilelik alerjisi oldum. Aa. Evet onda da bir ayağım sıkıntı. Onda belli bir şeye mi oluyor canım? Yok hayır sadece kaşıntı böyle falan. Kaşıntı ve kabarmalar oluyordu. Bayağı zor geçirmişsin zor geçti, sen de evet. 6 ay öyle. 6 aydan sonra biraz daha rahatladım. Süreç biraz zordu benim için evet.
ama değdi diyorsun. Tabii ki kesinlikle değdi. Dünyalar tatlısı bir oğlum var. Doğum kilolarını bu kadar kolay verdiysen belki çok fazla beden değişikliğine falan gerek kalmadığı için dolabını değiştirdin mi, değiştirmedin mi? Benim mesela öyledir. O, her bedenden kıyafetim var çünkü sürekli alırım, veririm ki bana göre gerçekten kilo vermek çok zor bir olay değil benim için. Motive olduğum zaman veriyorum ama korumak benim için çok zor. Evet. Aynen öyle. Koruyan bir hanımefendi olarak kilonu. Giyinme odanla ilgili bize ne bilgi vermek istersin? O zaman beraber görelim isterseniz. Beraber gidip bir gezelim mi? Evet, gezelim. Ay beraber. Harika. Hadi o zaman kalkalım. Evet. Olmaz mı, neler var neler, ceketler, etekler, gömlekler, her şey var. Ay onları... sen de mi dertlisin? Evet, gibi. Aynen. Onları... Ay heyecanlı olduğum bir noktadayım. Yine bir yemek masasında, bir giyinme odasında. Evet. Ben heyecanlı ve mutlu oluyorum. Dikkatimi ne çekti hayatım? Bence titiz bir hanımefendisin. Evet, düzenliyim. Düzeni seviyorum. Değil aynen. Mi? Evet. Titizlik de ayrı, düzen de ayrı. Benim için çok önemli. Kışlık yazlık yapılmış. Yapıyorum. Her sezon kışlık yazlık yapıyorum. Yapıyorsun. Evet. Camlı, biraz önce bahsettiğimiz aynalı camlı dediğim buydu. Ama çok şık duruyor. İçeriği yansıtıyor. Bu ürünleri buradan da görebiliriz. Bir iki kombin isteyeceğim senden zevkine tabii. Göre. Bir de ne soracağım biliyor musun? Bu küçük hanımefendinin de bir dolabı var mı acaba? Küçük hanımefendinin dolabı vardı ama hanımefendi biraz kilo aldığı için elbiselerimiz küçük geliyor. Ay onları... sen de mi dertlisin? Evet, bizim gibi. Aynen. Onları verdik. Yoksa çok güzel kıyafetleri vardı. Çok güzel dolabı vardı. Yani kızımız olmadığı için onu giydirmek bile kesinlikle, zevk vermiştir. Çok zevkliydi. Aynen ya öyle. Sen de mi kilo aldın minik kuş? Yerim ben seni. Evet hayatım. Şimdi şurada görüyoruz. Şöyle bir ufak bizi açarsan dolabını. Canım dış giyimi çok sevdiğini fark ettim. Dış giyimi çok seviyorum. Özellikle de böyle spor şeyleri seviyorum. Rahat şeyleri seviyorum. Çok öyle klasik şeyler yok dolabımda. Yani rahat olan şeyler hoşuma gidiyor. Dokunmamda sakınca tabii ki, var mı? Lütfen. Ay çok severim. Ben leopar, de bir leopar kadını olarak moda. Çok moda değil evet, mi? Evet bu sene leopar çok moda. Çok moda. Ve ben her sezon leopar mutlaka kullanırım. Ben de öyleyim. Hanımlar kullanın ya. Çok bazı severim. Hanımefendiler çok sevmiyor ama her hanım. Bay Özlem'de şu anda leoparla ilgili bir şeyler var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Neler var neler? Ceketler, etekler, gömlekler her şey var. Evet ben de çok seviyorum leoparı. Renk olarak canım kendine çok yakıştırdığın bir renk var mı? Renk olarak genellikle böyle pastel tonlarını severim. Yeşil çok severim. Mavi çok severim. Özellikle yeşil gözler şeyler. Evet yeşil bu tarz kısa şeyler. Aa, çok güzel. Hoşuma gider. Çok hoş, çok havalı. Ama kışın genelde böyle siyah kullandığımız için siyah çok şeyim var. Kombinleyebildiğim için, rahat ettiğim çok için. Çok güzel. Yani bu tarzda kırmızıyı seviyorum. En sevdiğim seviyorum. Bir parça var mı burada? Şöyle baktığında işte bu parça tam beni anlatıyor. Aslında tabii ki hepsi seni anlatıyor ama bir göz ağrı, evet. bir ürün vardır ya çok seversin. Kimseye veremezsin. Dolabında senelerce durur. Ya en sevdiğim parça aslında genellikle ben hepsini çok rahat, çok severek kullanıyorum ama şu tarz montlarda çok rahat ediyorum. Yani bu tarz spor şeyleri çok seviyorum. Bir de aldığın ürünler dikkatimi çekti. Klasik ürünler. Evet. Yani spor ama aynı zamanda zamanı hiç geçmeyen. Aynen. Muhtemelen çok uzunca bir süre sıkılana kadar rahatlıkla kullandığın kesinlikle ürünler. Kesinlikle öyle oluyor zaten. Yani dediğim gibi rahat ürünler tercih ediyorum. Uzunlar genelde var. Uzunları da seviyorum. Böyle kısa montları da seviyorum. Kürkleri çok seviyorum. Ben de. Kürk çok havalı duruyor. Evet. Yakışıyordur da sana. Kesinlikle. Kürk dedik ama
ama hayatım, yani bir hayvansever olarak gerçek orijinal kürk değil, kullanmadığına değil, eminim yani. Yapay taşlamayın kürkleri. Yani bizi taşlamayın hanımlar. Kesinlikle çok şık şeyler de zaten yapay olarak üretiliyor. Evet, kesinlikle. Hiçbir hayvan bunun için katledilemez. Aynen, ben de öyle. Asla aynen böyle bir şey öyle kabul etmiyorum. Peki şunu diyebilir misin? Ben yani tabii ki bayağı ürün var ama hepsi her zaman kullandığın ürünler olduğunu da düşünüyorum. Çok para harcıyor musun giyime sence? Genellikle evet harcıyorum. Harcıyorsun. Harcıyorum. Evet. Bu konuda muzdarip olan eşim harcıyorum. Olsun. Hoşuna Allah, gidiyor. Allah bol versin. Amin. Sen de harca hayatım. Seviyorum yani. Alışverişi çok seviyorum. Ne bileyim kıyafet böyle kombinlemeyi çok seviyorum. Renkleri çok seviyorum. Peki bir şeye takılır kalır mısın? Yoksa hepsini sırayla kullanırım deyip böyle kafana yazar sırayla mısın? Sırayla kullanırım. Kullanıyorsun öyle. Evet. Şu an mesela gördüğünüz şeyleri hepsini böyle kombinleyip kullanmışımdır. İllaki giyerim. Dolabı bekletmem. İşte ben de evet, merak evet ettim. Yok dolabı bekletmem. Şey kullanırım yapıyor musun? Yani. Beklettiğini düşündüğün ürünleri hemen çıkarır mısın? Analiz eder misin? Kopamaz mısın? Yok şöyle? Hayır. Hiç öyle değil. Ben mesela yeni bir parça aldım mı, bir ürün aldım mı hemen dolabıma bakarım aynısından benzerinden var mı diye. Varsa onu mutlaka çıkarır. Veririm. Hediye ederim. Aynen öyle bir şekilde. Anladım. Aynı ürünü şey yapmam. Saklamam yani. O huyum yok. Saklama huyum yok. O zaman lütfen diğerlerini açmaya açtığın şekerim hepsini aç. Biz Antep'te böyle çeyizleri de açtırır. Kesinlikle tabii çeyiz ki. Çeyiz gibi aç bize şu dolaplarını. Tabii ki. Böyle kazaklarım var burada. Kışın evet, kazak ve böyle pofuduk şeyler giymeyi çok seviyorum. Çok bir tarzım var Özlem. Çok bunları net belli oluyor biliyor musun? Yani benim de artık tabii ki kendi işim olduğu için anlıyorum. Oturmuş. Öyle mi? Teşekkür ederim. Yani renk olarak kışın çok renge giremiyoruz. Çünkü evet, genelde siyah kahve tonlarını seviyorum. O griler güzel oluyor. Yani bunlar da kazak bölümüm, elbise bölümüm. Çok kullanışlı giyinme odan. Bende de aynısı var. Çok şık. Ya şimdi bir şey dikkatimi çekti. Erhan Bey, nerede senin dolaplar? Benim gördüğüm hepsinde bildiğin Bay Özlem var diyeceğim de değil Özlem. Bu da Bay Özlem diyelim. Nerede senin dolaplar? Nerede kıyafetler? Erhan Bey'inki nerede? Erhan Bey'in ayrı bir odada. Onun ayrı dolabı var. Buraya yoksa ancak bir oda kendim mı sığdığım için Erhan Bey'i diğer odaya gönderdim. Tamam. Onun da o da çok düzenlidir. Kıyafetleri konusunda çok hassastır. Böyle birbirine karışmasını istemez asla. Bir odayı kendine evet, ayırdı diyorsun. Evet, bir oda Erhan şu Bey'in, burası benim. Mütevazı olan sensin o zaman. Evet. Genelde. Yani bizim böyle kıyafetlerimiz ayrı yerlerde. Anladım. O da kendi odasında, ayrı odada yani. Güzel, çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederiz bize odanı rica açtığın ederim için canım. Ev sahibimiz bize kombin yapacak mı? Kombin? Aa evet, lütfen bize en sevdiğin kombini yapar mısın tatlım? En sevdiğim tatlım kombini tabii ki yaparım. Tık 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 şöyle bulur musun? Ama hemen bir de şeyi soracağım. Abiye göremedim. Etek çok göremedim sanki dolabında. Onlar aşağıda. evet. Yetmedi diyorsun yetmedi yani. Bu dolaba sığmadığı için. Bunlar onlara, günlük. Evet, bunlar günlük benim sürekli giydiğim şeyler. Onları aşağıya böyle hani ihtiyaç duyduğum zaman çıkarıyorum. Şu an sürekli kullanmadığın evet, ürünler olduğu için. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri yetmiyor bu dolaplar hanımefendilere. Aynen öyle. Peki bize en sevdiğin kombini yapar mısın canım? Tabii ki. Mümkünse. Canım çok zevklisin bu arada. Teşekkür ederim. Böyle elbiselerle hırkaları çok severim. Kışın özellikle. Eteklerle çizmeleri çok severim. Eteğin de çok hoşuma gitti. Deriyle beraber detaylandırılmış böyle çok çok güzel. Çok hoş. Hiç şimdiye kadar görmemiştim ama çok beğendiğim parçalar var. Çok zevklisin canım. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Özlemciğim çok teşekkür ederim. Giyinme odanı bize açtın. Çok güzel böyle örneklemeler yaptın. Giyindin, kuşandın. Ama galiba birazcık acıktım. Artık içeriye geçsek ya masamıza biraz da. Tamam buyurun. Hadi. Teşekkür ederim. Biz şimdi muhteşem bir masaya geçeceğiz sizlerle beraber ama önce reklam arası.
Parantez Dergisi. İşten sanata, modadan eğlenceye, başarıdan keyifli anlara. İş ve Magazin Dergisi. www.parantezdergisi.com. www.gaziantepoluşum.com. Gündem, spor, siyaset, magazin, tüm merak ettikleriniz burada. Gaziantep'in en güvenilir, en sevilen, en çok tıklanan haber sitesi gaziantepoluşum.com. Masa muhteşem, içli köfteler, lahmacunlar, börekler. Kime yaptırdın, doğru söyle. Aşk olsun, tabii ki ben yaptım. Sen mi yaptın evet. Gerçekten? Vay, yetenekliyim de diyorsun. Güzellik bir tarafa yetenek de var. Teşekkür ederim. Vallahi evet, eline koluna sak. Herhalde baklavayı da sen yapmadın ama. Yok, onu hazır. Ben yapmadım, hazır o. Antep bak, ay canım çok evet. Güzel görünüyor. Eline koluna sağlık. Başlayalım mı artık? Tabii ki, lütfen. Buyurun. Gaziantep denilince ilk akla gelen tabii ki de yemekleri. Özlem Hanım bugün bizlere iştah kabartan bir masa hazırlamış. Lahmacunlar, içli köfteler, börekler bir yana, birbirinden güzel tatlılar, özellikle baklava ve daha neler neler. Anlayacağınız masada yok yok. Canım şeyi merak ettim. Evde yemek düzeniniz nasıl? 3 öğün besleniyor musunuz? Evde şöyle 2 öğün besleniyoruz biz. Yani nasıl diyeyim, aralıklı oruç gibi düşünün. Eşim de ben de. Biz sabah çok erken kahvaltı yapmıyoruz. 12'de sabah kahvaltımız. Ben de öyle yapıyorum artık, biliyor musun? Biraz daha kilom. Ben kahvaltı yaptım sevgili seyirciler. Bilmiyorum, herkesin kendini bir bulma, kilosunu koruma yöntemi olabilir. Evet, arada bir alıyorum 1-2 kilo. Hı-hı. Ama kendimi böyle bir düzen oturttum. Evet. Kahvaltı yaptığım zaman fark ettim ki ben gün boyunca doymuyorum. Kesinlikle. Yapmadığım zaman daha midem çalışmıyor galiba. Aynen öyle. O kadar istekli olmuyorum. Daha az tüketiyorum. Bu şekilde daha kilomu korudum. Siz, sen de demek biz öyle. De öyle. Eşim de öyle, ben ha, de öyle. Kahvaltı. 12'de kahvaltı, 12'den önce hiçbir şey yemiyoruz. Sadece bir kahve içiyoruz. 12'de ben ilk öğünümüzü yapıyoruz. Evet. Sonrasında 5 hatta 6 gibi falan akşam yemeğimizi yiyoruz. Ondan sonrasında ufak tefek atıştırmalıklar oluyor tabii ki de. Ama her akşam mutlaka bir yemeğimiz, akşam yemeğimiz hazırlanıyor ve yapılıyor. Peki şey var mıdır? Bazı evlerde hani bir gün yenen yemek ertesi gün yenmez. Bazı eşler bu konuda çok hassastır. Sizde nasıl? Ha, günlük tüketilecek. Evet, az yapıyorum. 2 kişiyiz zaten. Oğlum farklı besleniyor. Bizim yediğimiz şeylerden bazen yemiyor. Ona ayrı bir yemek yapıyorum. Evet. Sonrasında eşimle ikimiz de böyle daha az yapıyorum. Böyle günlük bitsin diye. Tükensin diye. Ertesi gün farklı bir yemek yapıyoruz. Alperen kahvaltı yapar mı canım? Alperen kahvaltı yapar. Sever o kahvaltıyı. Aynen. Okula gitmezden önce mesela böyle bir düzenli kahvaltı sofranız oluyor mu? Olur, olur. Arada onun yaparız. Için evet, aynen, onun öyle. İçin hazırlıyoruz tabii bir ki. Bir de mesela pazar kahvaltıları kesinlikle çok güzel olur. Burada da böyle sizin için özellikle çok keyiflidir diye evet, tahmin ediyorum. Evet, öyle. Biz her pazar mutlaka işte bir kahvaltı soframız hazırlanır. Alperen'in sevdikleri, işte eşimin sevdikleri. Öyle her pazar vardır o soframız. Masalar da aile bir araya geliyor kesinlikle diyorsun. Öyle. Harika. Hadi bir yiyelim o tabii zaman lütfen, canım. Tadına buyurun, bakalım. Tadına bakalım. Çok güzel görünüyorlar çünkü. Evet, hangisinden isterseniz başlayalım. Thank you.
cildinin güzelliğini. Neye borçlusun? Bize bir söyle bakayım. Ben şöyle neler... Ay, bu minik kızım bizi evet, bugün çok mutlu etti. Çok tatlı çekimlere dahil olmak istiyor. Ya ben de istiyorum ama gel. Sen güzelliğini neye borçlusun acaba? Bu saçların güzelliğini neye borçlusun acaba? Peki güzel bir hanımefendiye biz de Bay Özlem'den güzel bir hediyemiz var. Onu şöyle takdim etti. Canım çok güzeldi her şey, ellerine sağlık öncelikle. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Biz hanımların sevdiği diğer bir konu tabii ki güzelliğimiz, güzellik. Sen bu cildinin güzelliğini neye borçlusun? Bize bir söyle bakayım. Ben şöyle neler ipuçları istiyorum. Tabii ki söyleyeyim. Ay bu minik kızım bizi evet, bugün çok biraz... mutlu etti, çok tatlı çekimlere dahil olmak istiyor. Ya ben de istiyorum alırsan, ama gel. Sen güzelliğini neye borçlusun acaba? Bu saçların güzelliğini neye borçlusun acaba? Evet, cildim nemlendirmeye çok dikkat ederim. Çok kuru bir cildim var. Evet, bayağı kuru bir cildim var. Nemlendirmeye dikkat ederim. Hı-hı. Aslında genetik bence bu. İşte anneden, babadan. Şans. Evet, genetik olan bir şey. Çok öyle ciddi cilt bakımları yaptıran birisi değilim ama rutin cilt bakımlarımı yaptırıyorum zaten. Ama çok büyük bir payı genetik olması. Peki bu dolgu, botoks vesaire ne düşünüyorsun? Tercih ediyor musun? Estetik işlemlerine karşı mısın? Sever misin? Bunlarla ilgili ne diyebilirsin? Dolgu, botoks, dolgu değil de botoksu evet yaptırıyorum, seviyorum da. Yani estetiğe de karşı değilim. Bence ihtiyacı olan ve ihtiyaç görülen her yerde yapılması gerekiyor. Ben de ama kesinlikle. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Ya ben doğal olanım. Mesela bak sende de çok belli bir şey görünmüyor. Ne kadar ne yaptırdığını bilmiyorum. Çok da anlamam aslında ama bazı hanımefendiler çok böyle yapay olur. Yapay, onu sevmiyorum evet, ben kendi adıma. Yapay olmadan ben de öyle. O sınırları aşmadan seviyorum. Evet. Ama ihtiyaç duyduğumuz zaman estetikte karşı de dolguda da botoksu da kesinlikle yapılması gereken bir şey. Hiç karşı değilim bence. Anladım. Çok güzel. Evet. Peki güzel bir hanımefendiye biz de Bay Özlem'den güzel bir hediyemiz var. Onu şöyle takdim etsek. Çok teşekkür bize ederim. Bize bu kadar güzel ağırladığım bir günde naçizane küçük bir hediye çok olarak kabul edersen ederim. Çok sevinirim canım. Teşekkür güzel günlerde ederim. Sağlıkla kullan inşallah. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum. Ben de öyle. Seni tanımaktan çok mutlu kesinlikle oldum. Kesinlikle ben de öyle. İki kişi de öyle. Öbürü de öyle. Çok güzel. Göreceksiniz zaten. Diğerini de göreceksiniz. Canım evinin içini bayağı bir gezdik. Buraya hakimim ama bahçeni de çok merak ediyorum. Özellikle yazları çok kullandığını söyledin. Dikkatimi çeken bir de barbekü alanınız vardı. Muhtemelen orayı da çok yoğun bir şekilde kullandığınızı tahmin ediyorum. Evet, havuzu genellikle yazın biz dışarıdayız zaten. Hiç içeriği kullanmıyoruz. Yaz boyu dışarıda bahçedeyiz. Havuzu oğlum çok seviyor. Her gün mutlaka havuzu kullanır gider. Eşim de öyle. Eşim de çok seviyor. Mangal ve bizim kültürümüz zaten Gaziantep'in. Severiz. Aynen. O yüzden her pazar mutlaka bir kültürdür bu. Mangal her pazar mangal yaparız. Evet. Yazın tüm günümüz bahçede geçer. Sen de havuzu kullanır ben mısın? Ben de girer kullanırım. Misin? Eşim de kullanır, oğlum da kullanır ve çok gayet zevkli bir şekilde kullanırız. Harika canım. Ben de merak ediyorum artık bir çıksak mı bir de dışarıya dolaşsak olur mu? Tabii ki buyurun hadi lütfen. Bakalım. Özlemciğim her şeyden önce çok çok teşekkür ediyorum. Sana da, eşine de, güzel yuvanızda bizi ağırladınız, sofranızda bizi ağırladınız. Çok çok güzel bir gündü benim için de. Seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Huzurunuz, bereketi, evinizin her şeyi bol olsun canım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir gündü. Her şey için çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok sağ olasın. Çok güzel bir ederim. Anı oldu öncelikle. Kesinlikle benim için de çok güzel bir anı oldu. Kızların da bezi göndermeye geldi. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun çok canım. Sağ olun. Teşekkürler. Tamam. Şöyle öpelim. Düşecektim aslında. Ne güzel seni öpmüş oldum. O zaman tüm seyircilerimize diyoruz ki salı günü biz ekranlarda, GRT ekranlarında Özlem'in evinden, Ay Villa'dan size güzel bir program çektik. Bakalım haftaya nerede olacağız? Görüşmek üzere.